hızını nasıl artırabilirim? İnfertilite sorunu yaşayan, çocuk sahibi olmak isteyen pek çok çifti, gerek erkek olsun gerek kadın olsun, ilgilendiren sorulardan hızı artırmak için yapabileceğiniz bazı teknikler var. Öncelikle hastanın yapması gereken çok basit şeyler var. Onları bahsetmek istiyorum. 1. Sigarayı mutlaka bırakmalısınız. Eğer sperm hızınızı artırmak istiyorsanız sigarayla aranıza bir mesafe koymanız gerekiyor. Çünkü çok sayıda bilimsel çalışma bize şunu gösteriyor. Sigara içen erkeklerde içmeyen erkeklere göre belirgin derecede sperm hızında düşme oluyor. O yüzden ilk yapılacak şeylerden bir tanesi sigaradan uzak durmak. Azaltmak demiyorum. Kesinlikle bırakmak. 2. Şayet kullanıyorsanız alkol ya da uyuşturucu madde gibi madde bağımlılıkları durumlarında bu tarz zararlı alışkanlıklardan uzak durmamız gerekiyor. 3. Beslenmemizi çok iyi kontrol etmemiz lazım. Yağ içerikli, yağdan zengin gıdalarla ya da fast food tarzı beslenmeyi terk edip doğal beslenme tarzında geçmemiz gerekiyor. Ve mümkünse beslenme ürünlerine çoğunlukla da antioksidan içerikli gıdaları eklememiz gerekiyor. 4. Bol egzersiz. Düzenli beden eğitimi egzersizi pek çok çalışmada gösterilmiş ki sperm hızında da belirgin derecede aktivasyon gösterebiliyor. Peki düzenli beden eğitimi egzersizi derken neyi kastediyoruz? Haftanın en az 5 günü, günde en az 20 dakika ve belirli bir tempoyla, yani nabız sayısıyla belli bir tempoyla yapılan egzersizlere biz düzenli beden eğitimi egzersizi diyoruz. Bunu sağlayabilirsek bu önemli bir faktör. Beşinci olarak kilo vermek, kilo kontrolü. Çünkü çok sayıda çalışmayla biz biliyoruz ki vücut kitle indeksimiz arttığı zaman, obezite olduğu zaman sperm hızı belirgin derecede zayıflıyor. Bu nedenle kilo kontrolünü de sağlamamız gerekiyor. En basit yapabileceklerimiz bunlar. Yani gıda, kilo kontrolü, düzenli beslenme ve zararlı alışkanlıklardan uzak durma temelini oluşturuyor. Ama bunun yanı sıra hekime başvurduğunuzda hekim bu hızı artırıcı bazı bir takım ilaç tedavileri uygulayabiliyor. Ya da varikosel varlığı durumunda, yani yumurtalara giden damarlarda bir genişleme olması durumunda bunu tedavi etmeyle, ama ameliyatla cerrahi olarak tedavi edildiği zaman da sperm hızında hareketliliğinde belirgin artış oluyor.